Merhaba, ben Cimayma Montagü. Venedik Bienalindeki Doğu Batı Divanı, Afganistan, Pakistan ve İran'dan Çağdaş Sanat isimli serginin küratörüyüm. Bu serginin amacı Afganistan, İran ve Pakistan'ın imajını yenilemek ve genellikle Batı'nın, özellikle de Avrupa'nın bu ülkelere karşı sahip olduğu önyargıların önüne geçebilmek. Son 2,5 senedir Turkuaz Dağ isimli bir hayır kuruluşu ile birlikte Afganistan'da çalışıyorum. Bu kuruluşun amacı Afganistan'daki sanat, el işçiliği ve mimari mirası canlandırabilmek. Buradaki işim sayesinde bu bölgenin çağdaş sanatı ile ilgili bir sergi hazırlamaya karar verdim. Bana kalırsa oranın sanatındaki gelişmeler şu an Londra'da olup bitenden çok daha ilgi çekici. Çünkü bölgenin politik durumu kültürünü de yakından etkiliyor. Ben şahsen bu bölgenin sanat festivallerinde yeteri kadar temsil edilmediğini düşünüyorum. Venedik'teki bu sergide Afganistan, İran ve Pakistan'dan 10 sanatçı yer alıyor. Bu sanatçıları bölgenin geleneksel sanatına ve el işçiliğine olan bağları ya da bunlarla alakalı eğitimleri yüzünden seçtim. İmran Kureyşi, minyatür sanatını yeniden keşfetmekte olan Pakistan'ın önde gelen minyatür sanatçılarından. Bu sergide birçok insanın klasik minyatür resmi olarak tanımlayacağı eserler var. Halbuki sanatçılar güncel konuları ya da figürleri geleneksel bir şekilde yorumluyorlar. Mesela Pakistan'daki dini figürlerin oldukça sıradan işler yaparken resmedildikleri birkaç eserden oluşan ılıman aydınlanma adını verdiğimiz bir seri var. Buradaki figürler üzerlerini değiştirirken, yağmur altında şemsiyeyle yürürken ya da alışveriş torbaları taşırken görülüyor. Sanatçının amacı Orta Doğu ile Merkez ve Güney Asya'daki Müslümanların korku ya da şüphe kaynağı olmadıklarını veya terörist olmadıklarını kanıtlamak. Serginin girişi de oldukça gösterişli. Burada Şehzad Davud'a ait 3 tane avize kullandık. Biri pembe, biri mavi, diğeri de beyaz. Üzerlerinde Arapça yazılar bulunuyor. Bu yazılardan biri kelime-i şehadetin ilk cümlesi olan La ilahe illallah. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Sergideki sanatçıların yaşları da oldukça çeşitli. 24'ten 84'e kadar sanatçımız var. Sanatçılarımız arasında Venedik Bienali'ni daha önce hiç duymamış ve henüz kariyerinin başında olan 24 yaşında genç bir fotoğrafçı olduğu gibi 1950'lerde Venedik'e gelme şansı bulup 1958'de bir ödül bile kazanmış olan 84 yaşında İranlı bir sanatçı da var. 1950'lerde New York'ta soyut dışa vurumculuğu deneyimlemiş olan bu sanatçının şimdilerde geleneksel motifleri kullanarak yarattığı ayna mozaiği eserleri oldukça etkileyici. Bu sanatçının kendi içinde bir rönesans yaşadığını da söyleyebiliriz. Ulusların birbirleriyle yarıştıkları Venedik gibi bir yerde bu ülkelerin çok iyi temsil edilemediklerini düşünüyorum. Bu rekabeti her ne kadar eleştiriyor olsak da Batı'da iyi bir imaja sahip olmayan bu ülkelerin burada boy gösteriyor olmaları çok güzel bir gelişme. Ve sonuçta onlara çağdaş sanat dünyasında bir yer ve saygınlık kazandırıyor.